Müşteba, belki sen merhumu çok yakın bilmiyorsun da. Evet. Vallahi bir şey söyleyeyim. Allah rahmet eylesin de pintinin tekiydi. Yani baban diye bak şey yapmıyorum. Ne zaman kaç kere de konuştuk bu konuyu. Ya arkadaş dükkanları var, evleri var. Ya bu çocuğa bir ev vere. Çocuk kirada duruyor. Ya altına bir araba ala. Vallahi ben anlamadım. Nasıl bir adam, nasıl böyle bir... Yani... Evet. Yanlış. Çünkü üskürü mevtakum bil hayr. Ölülerinizi hayırla yad edin diyor Peygamber Efendimiz. Ölmüş gitmiş adam ya, onun arkasından niye çekiştiriyoruz? Hem de oğluna gıybet ediyoruz, oğluna çekiştiriyoruz. Adamın acısı var şimdi, babasının yaptıkları da yanlış ya da doğru. Gelen gitti, geçen geçti. Şimdi bu kardeşimize teselli zamanı, o ölen insanın kusurlarını sayarak biz günah elde ediyoruz. İki türlü: bir, belki adam dediğimiz gibi değildir, yanlış biliyoruz. İki, bu insana biz bunları söylemek durumunda değiliz ki. Burası taziye çadırı. Burada insanlar geliyor. O insanı teselli etmeye çalışıyor. Siz ise babasının yapmadıklarını ya da yanlış yaptıklarını anlatıyorsunuz. Bence çok yersiz oldu. Bir yanlış bir daha göreyim arkadaşlar. Bir çarpı daha vurur musunuz? Güzel, tam göremedik bir daha. Göremedik. Yani. Ölünün evinde ölen kişi gıybet edilmez. Ölen kişinin iyilikleri. İyilikleri anlatılır. Ölen o zaman, insan. O zaman burada bakın bir şey daha. Bir şey son zamanlarda cenazelerde çok yaşıyoruz. Özellikle siyasilerde. Siyasi rekabet yüzünden adam ölmüşün ölen insanın arkasından demediğini bırakmıyor. Ya siyasi rakibin olabilir, senin partinden olmayabilir, senin ideolojinden olmayabilir, senin cemaatinden olmayabilir, senin grubundan olmayabilir. Ama bu insan Müslümansa, Müslümanlığa alakası varsa, ehli kıbleyse, Kur'an'a inanıyorsa, ahirete inanıyorsa artık onun arkasından konuşma kardeşim ya. Konuşma. Şimdi ehli sünnet vel cemaat diyoruz, doğru, güzel bir yol. Ehl-i sünnet vel cemaat içerisinde ben ehl-i sünnet vel cemaatim diye savunuyor adam köküne kadar, ama hariciler gibi tekfir ediyor. Bu büyük bir sapma var. Ehl-i sünnet vel cemaati kirletme var. Ehl-i sünnet vel cemaat diyerek hariciler gibi sürekli tekfirciler ortaya çıktı. O kafir, bu münafık, bu bilmem ne, bu şöyle ölünün arkasından, bunun cenaze namazı kılınmaz, bunun bilmem ne. Ya bu adam Müslüman. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Numan bin Sabit, onun görüşüdür, El-Fıkhul Ekber, diyor ki, bir insan inkar etmedikçe, tevili sebebiyle, sen öyle anladın dini, o da öyle anladı, inkar etmiyor, tevil ediyor. Tekfir edilemez, tevili sebebiyle tekfir edilemez. Yine Maturidi akaidi, yani ehli sünnetsin ya, sana söylüyorum. Sen haricisin aslında. Kendini ehli sünnet zannediyorsun. Hariciler sürekli tekfir ederler Müslümanı. Bir insanın 100 tane halinden 99 tanesini yanlış görüyorsun, İslam'a mugayir görüyorsun, bir tanesini İslam'a uygun olduğunu görüyorsun, ben Müslümanım diyor, o insanı tekfir edemez. Bizim akaidimiz bu. Ama senin harici zihniyetin o. Her yanlışından dolayı insanları tekfir ediyoruz. Dolayısıyla ölülerin arkasından hizipçilik, grupçuluk, bilmem ne, mezhepçilik yüzünden böyle tekfircilik yanlıştır. İşte bu cehenneme gitti. Sen misin cehennemin zebanisi? Onu Allah bilir. Biz ya susacağız, İslam'a düşman, Kur'an'ı kabul etmiyor, peygambere hakaret ediyor, Kur'an'a hakaret ediyor, Müslümanlara, kitaplarına, kutsallarına saldırmış, o da defolsun gitsin, benim camimde, benim mescidimde işi yok. Biliyoruz, alenen küfürünü kusmuş. Ben onu temizlemek zorunda değilim. Bu doğru. Ama adam, ben Müslümanım, ailesi Müslüman ya. Camiye getirmişler, cenaze namazını kıldı. Müslümanım ben de. Ehli kıble tekfir edilmez. Ehli kıble, kıbleye dönüyorsa tekfir edilmez. Mezhep ayrılığı, tarikat ayrılığı, cemaat ayrılığı, parti ayrılığı insanı dinden ayırmaz. Biz Müslümanız kardeşim. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz
bildirimleri açabilirsiniz.